Yani şimdi siz bu çocuğun velisi olmaya gönüllüsünüz, öyle mi? Evet, evet. Çocuğun güvenliği bizim için çok önemli. Anlıyorum, haklısınız. Baban nasıl biriydi? Kötü bir adam mıydı? Babanın anneni dövdüğünü gördün mü hiç? Peki ya sen? Yani seni hiç... Böyle sorular sormasanız. Hanımefendi, elinizde bir belge bile yok. İddiaları teyit etmem için bunu sormak zorundayım. Üstelik bu özel bir durum. Hadi bana cevap ver. Baban seni dövüyor muydu? Neredesin kız iki saattir? Hadi hemen bana bir ekmek hazırlıyorsun, bir de çay koy, hadi. Ne yaptın kız? Ha? Bu ne lan? Beceriksizsiniz kızım siz, beceriksiz. Temizle lan şurayı. Ne bakıyorsun lan mama? Gel. Gel daha yakından bak. İyi uyutmadınız ha. Niye ses yapıyorsun lan? Hı? Bilerek mi yapıyorsun lan? Özür dilerim. Yanlışlıkla çarptı. Sana öğretirim ben nasıl sessiz olmayı. Babam. Babam beni kemerle dövüyordu. İzninizle. Bakın sizi anlıyorum. Bu hassas bir durum. Ama bu şekilde bu çocuğu bu okula kaydedemem. Ne annenin kimliğini verebiliyorsunuz, ne de gördüğü şiddetle alakalı bana bir detay anlatabiliyorsunuz. Çocuk çok okumak istiyor. Ben de kurallara uymak zorundayım. Prosedür böyle. Siz polisten darp gördüğüne dair bir rapor falan alsanız en azından elinizde böyle bir şey bulunsun. Yapamayız. Ne olur bize yardım ediverin. Bakın hanımefendi, kusura bakmayın. Ben böyle bir durum karşısında size yardım edemeyeceğim. Müdür bey. Bu yeterli mi inanmanız için? Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Turnay'la hikayemizi öğrendiğinizde neden polise gitmediniz? Neden şikayet etmediniz? Turna'nın hasta olduğu gece sen geçmişini anlatmıştın. Hatırlıyor musun? Bana güvendin. Ben de şimdi sana güveniyorum. Ayrıca Turna'yı da çok sevdim. Ben başkasının çocuğunu kaçıran bir suçluyum. Ben de ona yardım eden başka bir suçluyum. Benim için önemi yok. Anne! Canım. Bu sana. Teşekkür ederim. Bu da Sakarya teyzemin. Teşekkür ederim. Çok güzel.
çiçek kapıyor. Tamam. Dur bekle beni, verelim. Tamam. Yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş Turna. Yavaş. Oh, kapıda kızı. Çok güzel. Yavaş, yavaş. Dur. Geldin Zeynep Hanım. Hoş bulduk Asiye. Biz geldik. Selam. Hoş geldiniz. Kaçaklar. Abla gözüne ne oldu? Önemli bir şey yok, mikrop kaptı. Teyze, ben yarın okula başlıyorum. Vay süper, çok sevindim. Şu Neşe'ye bak. Bakalım üniversite çağına geldiğinde de böyle eğlenebilecek misin? Demek bugün özgürlüğünün son günü. Gel hadi tadını çıkaralım. Nasıl? Sen top sektirmeyi biliyor musun? Hayır. Selam. Gençler. Merhaba. Senin gözüne ne oldu ya? Önemli bir şey yok, mikrop kaptı. Ha, geçmiş olsun. Düğünde giyecek kıyafetin var mı senin? Yok, yok. Yukarıda biraz dergi karıştırıp bakalım mı beraber? Olur. Hadi. Gel gel. Anne biliyor musun? Asiye abla çok kusur. Serp abi de bayağı güzel top oynuyor. Öyle mi? Hadi yeter artık gel. Dikkatin. Kurulayalım. Hoppa. Turnacığım çantanı şimdiden hazırlasak mı? Tamam. Hepsini götüreyim mi? Ya, ağır olmaz mı? Taşıması zor olmaz mı? Ya çantam büyük ki. Öğretmenim kızmasın sonra. Hepsini niye getirmedin diye. Tamam ama yarın bir program isteyelim. Ona göre götürürsün. Tamam. Turna. Okulda babanı sorana cevap vermek yok oldu mu? Tamam. Sırrımızı kimse bilmemeli. Tamam anneciğim. Sen çok akıllı bir çocuksun. Şey anneciğim ben birazcık resim yapabilir miyim? Olur. Beraber yapalım mı? Olur. Tamam. Ben oturayım, gel kucağıma otur. Kalemin ucunu biraz açsak mı? Açarsak küçülür. Çok çabuk biter. Bitsin. Yenisini alırız. O da bitsin. Yine alırız. Turna. Yıllarca korkarak yaşadığını biliyorum. Ben de senin gibiydim. Gülmeyi öğrenmek bile yıllarımı aldı. Hatta bana sen öğrettin. Ben mi? Evet. Hatta bak kaşların birbirine değmiyor. Hı. Çünkü sen varsın. Her şey daha iyi olacak. İnan bana. Gerçekten mi? Alo? Alo, kimsiniz? Zeynep öğretmen misin? Evet. Konuşmamız lazım seninle. Siz kimsiniz? Şule ben. Öğrencinin annesiyim. Meleğin. Ne istiyorsunuz benden? Seninle konuşmak istiyorum Melek hakkında. Tamam. Nerede, ne zaman? Ve
Beykoz. Beykoz sahil restoranına gel. Hemen. Tamam, geliyorum. Ne oldu anne? Yok bir şey canım. Bir iş başvurusunda bulunmuştum da oradan aradılar. Şey, resmimize devam edelim mi? Sen bitir. Benim çıkmam lazım. Gelince yenisini yaparız. Turna. Efendim? Gel böyle. Şimdi sana bir şey soracağım ama yalan söylemek yok. Melek olmayı özlüyor musun? Anneni özlüyor musun? Benim başka annem yok. Bir tane annem var. O da sensin. İkimizin resmini yaptım. Beğenmedin mi? Beğenmez olur muyum? Çok beğendim. Bunu hep saklayacağım. O zaman onu kimsenin bulamayacağı bir yere koyalım, tamam mı? Olur. Bak şimdi. Bak bu benim anı kutum. Bunun içine koyalım, tamam mı? Artık bizim anı kutumuz olsun. Tamam mı? Yaşasın. Senle ben bilelim sadece. Tamam. Oraya mı koyacaksın? Oraya koyuyorum. Tamam. Hadi bakalım uyku vakti artık. Yarın erken kalkacağız. Tamam. Hadi bakalım. Yorganın içine gir. Ben de üstümü değiştirip geleceğim. İyi uykular. Bakayım uyudun mu? Uyudum bile. Günaydın. Günaydın. Günaydın anne. Günaydın. Asil bir kahve rica edebilir miyim? Bakayım. Ha iyi, gözün geçmiş. Önemli bir şey değildi. Turna bugün çok heyecanlı annesi. Evet, daha çok çantası, defterleri ve kalemleri için heyecanlı. Benim torunum derslerini de çok sevecek değil mi? Çarpım tablosunu öğrendim bile.
Aferin sana. Çak. Diğeriyle de. Teşekkür ederim. Hadi Hızlı'yı da geç kalmayalım. Ben bırakırım sizi. Gerek yok, biz gideriz. Aa, olur mu kızım? Bugün Turna'nın okula ilk başladığı gün. Anne, Turna daha önce de okula gitti. Peki. Bitti mi? Aha. Hadi o zaman eller yıkansın, dişler fırçalansın. Tamam. Tamam anne. Nasıl heyecanlı? Ay, size de böyle zahmet veriyorum ama hemen gidip geleceğim. Canım, ne zahmeti? Hadi gidin gidin, daha fazla bekletmeyin Turna'yı. Ay, ben ondan daha heyecanlıyım. Hadi hoşçakalın. Hayırlı olsun okulun. Ay ay. Hayırdır, bir şey mi unuttunuz? Canım, ne diyesin, unuttum. Hadi hoşçakalın. Durumun hassasiyetinden bahsettim müdür bey, merak etmeyin. İçiniz rahat olsun. Teşekkürler. Turna? Turnacığım, ilk gün için hazır mısın? Hazırım öğretmenim. Öyleyse sınıfta görüşürüz, tamam? İyi günler. İyi günler. Hoşçakal anne. Canım benim. İyi dersler. Sana da iyi eğlenceler. Tamam. Bir ihtiyacın olursa burada bahçede bekliyor olacağım seni, tamam mı? Tamam. Bebeğim. Ay, heyecanlı mısın? Çok. Yani biraz. Ay dur, ben sana küçük bir hediye getirmiştim. Aa, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Hem de açık mavi. Takalım mı? Takalım. Hadi bakalım. Al anne bunu da. Hoşça kal Sakar teyze. Hoşça kal. Allah zihin açıklığı versin. Çok teşekkür ederim. Gerçekten ben Turna'yla yola çıktığımızda bizi neyin beklediğini bilmiyordum. Yani zor olacağını tahmin ediyordum ama ona normal bir hayat sunabileceğimden emin değildim. Umudumu yitirdiğimde siz yardımcı oldunuz. Turna sizin sayenizde okula gitti. Çok sağ olun. Olur mu öyle şey? Sen mutlaka başarırdın. Ben yalnızca yanınızda oldum. Hepsi bu. Ben dükkana gideceğim. İstersen gel çay demleriz. Yok. İlk günü burada bekleyeyim. Belki bir ihtiyacı olur. Doğru. Hoşça kal. İyi günler. Her iki tarafında bulunan iki kulakçık ve iki karıncıktan oluşur. Ama sizin bebeğinizin kalbinde ortada bulunan duvar olmadığı için sadece bir karıncık var. Yani? Yani bebek doğduktan sonra ameliyat yapılabilir. Yurt dışında bu ameliyatı anne rahminde de yapabilen iyi hastaneler var. Ama çok riskli olduğu için tavsiye etmiyorum. Peki... Doğurmak istemezsem? Gebeliğiniz 20. haftasında. Ama kürtaj yaptırmak istiyorsanız yasal süreç sebebiyle acele etmelisiniz. Bazı özel durumlarda kurul kararıyla gebelikler sonlandırılabiliyor. Doğumdan sonraki ameliyat zor mu? Bebek doğmadan bunu bilemeyiz. Babasıyla bir konuşun önce isterseniz. Babasıyla konuşmaya gerek yok. Kürtaj olacağım. Ne demek kürtaj olacağım? Anne, tartışmak istemiyorum. Gamzeciğim, özür dilerim. Rica ederim. Gamzeciğim, kızım.